Bırak beni. Gelin, gelin buraya, gelin güzel köpekler, gelin. Gel, gel, gel Ceko. Hadi buraya gel, hadi Ceko, hadi buraya gel. Hadi Ceko, hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum, hadi. Hadi bakalım. Aa, Anthony. Merhaba George, adamlar imza için hazır mı? Amcanı bekliyoruz, şansımız ne? Bence çok zayıf, yaşlı köpeklerine yeni numaralar öğretmeye çalışıyor. Aptal zalimler. Binsiz zalimler. Ah, beni ısırdın, zalim. Aptal ve nankör, zalim şımarık. Biliyordum. Fenton, Thomas, neredesiniz? Alın şu yaratıkları buradan. Baines, beni ısırdılar. Ah Baines, Bay Richmond'ı buraya getirebilir misin? Kente geri dönmek zorundayız. Korkarım Bay Richmond küçük bir kaza geçirdi bayım. Köpeklerden biri ısırdı, izninizle. İlk yardım çantasını bulmalıyım. Bu bir gecikme daha demek. Bu da ihtiyarı bugün görme şansınız fırlıyor. Kurul toplanmadan önce bu evrakı onaylamalıyız. Ben baksam iyi olur. Lanet köpekler, yeni hemşire nerede? Neden burada? Londra'dan yola çıkmış amca. Ne yapıyor, yürüyerek mi geliyor? Sen neredeydin, elindeki nedir? Bu birleşme anlaşmasını onayladım, zaman ayırmak istemediğini düşünüyorum. Demek öyle, ver şunu bana. Elim hala kanıyor, şunu sıkıca bağla. Üretimi durdurma maddesini kabul edemeyiz. Toronto operasyonunu 3 hafta erteleyeceksin. 7 ve 8 nolu maddeler değişsin, hemen. Ama yeğeniniz demişti yeğenimin ki. Yeğenimin ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Hadi be adam. Elim zaten yeterince acıyor. Bana hemen Doktor Murray'i bulmanı istiyorum. Elini çabuk tut. Teşekkür ederim baylar. Nereye gidiyorsun? Doktor Murray'i bulmaya. Elini çabuk tut. Neden geciktin? Londra nasıldır bilirsiniz. Hayır, efendim. Hayır, bilmiyorum. Nereye takıldın? Terziye mi? Maniküre mi? Kuaföre mi? Nereye? He? Bunu bugün imzalamak zorundasınız amca. Ceza maddesini kullanmalarını istemeyiz. Bu bize pahalıya mal olur. Lanet dolandırıcılar. Evrağı yeniden yazacaklarına güvenebilirsiniz. Güvenmek saçma. Hiç kimseye güvenme. Evrağı kurul toplanmadan önce bizzat ben göreceğim. Hayır, bunu yapmanı istemiyorum. Hemşire nerede? O hemşireye ihtiyacım var. Hemşire geliyor amca. Güzel bir hemşire istiyorum. Eli maşalı biri değil. Son gönderdiklerinin bıyıkları vardı. Ve keçi peyniri yediği için çok kötü kokuyordu.
Hadi hadi. Nerede bu doktor? Beni yatağa yatır. Hastayım. Evet. Kata. Filini savunmasız bıraktım. Ez yerini almak için. Dinle. Olağanüstü nameler. Berlioz büyük bir usta. Gerçek bir tutku adamı. Şah. Ama mat değil. Daha değil. Normal oyunun yeterli ama bitirici hamleler zayıf. Baban gibisin. Cesaretin yok. Dayanıklı değilsin. Baskıyı görünce boyun eğiyorsun. Yorgunum, yoruldum. Ne bekliyorsun? Bantı değiştir. Yeni hemşire nerede? Bütün gün bekledim. Lanet olsun. Elim acıyor. Arabayı istasyondan almaya gitti. 6.35'te burada olacağına söz verdi. Ve sen de sözüne inandın. Ne zayıflık. Tutulmayan sözler ulusal bir hastalıktır. Bunu aklından çıkarma. Evet. Geldiler. Nihayet kimmiş görelim. Eminim yine bıyıklı biridir. Koltuk altları terliyor. Üzerine gitme lütfen. Gönderecek kimse bulamıyorlar. Senin için söylemesi kolay. Onlarla boğuşan benim. İçeri gel. Amcam insanların ona yakın durmalarından hoşlanmaz. Nerede kaldın? Bütün gün neredeydin? Çok kötü bir başlangıç. Özür dilerim, uyumam gerekiyordu. Dün gece bir hastam öldü. Elinde mi öldü? Onları öldürüyorsun değil mi? Ama beni haklayamayacaksın. Sana kapatmanı kim söyledi? Çalıştır. Sesini aç. Anladığım kadarıyla elinizi yaralamışsınız. Bakabilir miyim? Yarın bakarsın. Adın nedir? Maria Marcello. Bir yabancı. Sana bırakırsam olacağı buydu. Düzenli yıkanır mısınız bayana? Evet Bay Richmond. Düzenli olarak yıkanırım. İşim için bu çok gereklidir. Tamam o zaman. Güzel kokuyor. Lanet keçi peyniri kokmuyor Tanrı'ya şükür. Bıyıkları da yok. Ona bilmesi gerekenleri söyle. O yeğenim olur. Biz tanıştık. Ne? Tanıştınız mı? Evet, bu sabah benimle görüşmüştü. Bayan Marcello ile şahsen konuşmak isteyeceğini düşündüm amcam. Kadın konusundaki zevkini hiç beğenmiyorum. Sana odanı göstereyim. Daha yüksek, daha duyamıyorum. Zor bir vaka. Zor bir hasta. Ama kalacağını umarım. Acelem yok. Açtığınız iyi midir? Mükemmeldir. Odana bir şeyler gönderirim. Teşekkür ederim. Hemşire odası. Burası hep hemşire odası olmuştur. Korkarım daha iyi bir yerimiz yok. Yemekten sonra hastaya tekrar bakacağım. Amcamı duydun. Yarın bakmanı istedi. Biliyor musun, fotoğrafın sana haksızlık etmiş. Fotoğrafım mı? Bu o kadar önemli mi? Dış görünüm bir hemşire için çok önemlidir. Geçmişte bazı hatalar yaptığım için bu defa dikkatli seçmek zorundaydım. Ama bu defa hata yapmadığıma eminim. 10 dakika konuşarak mı? Beni tanımıyorsunuz. Yanılıyorsun Maria. Hakkında yeterince şey biliyorum. Geçmişin, özel yaşamın. Özel yaşamım sizi ilgilendirmiyor Bay Richmond. Amcam idare edilmesi kolay bir adam değildir. İstediğini almaya alışık biridir. Her ne isterse. Bu işin beceri ve çok fazla çaba istediğini biliyorum. Gerekli meziyetlere sahip olduğunuzdan... Ben eğitimli bir hemşireyim. Zor hastalarla çok çalıştım. Benimle ilgili başka bir şey bilmenize gerek yok. İyi geceler Bay Richmond. Umarım rahat edersin Maria. Foxhurst'te yaşamanın birçok avantajı vardı. Öyle mi? Biliyor musun, hemşireye hiç benzemiyorsun. Ama olduğumu garanti ederim. Ama istediğiniz insan bu mu, doğrusu bundan emin. Olduğuna emin olabilirsin. İyi gece. İyi gece. Thank you.
Odanızda yemekten daha mı iyi bayan? Daha resmi olduğu kesin Bay Richmond. Resmiyete karşı mısınız bayan Marcello? Yoksa hizmetkarlara mı itiraz ediyorsunuz? Onlara neden kullandığımı söyleyeyim. Yüzlerce yıldır beyaz adamların arkasında beklerler. Geçmişi düşünün. Bu onların kanında var. Eskiden hepsinin bir sahibi vardı. Ama artık görev duygusu yok. Saygı hiç kalmamış. Buradaki zenciler artık yerlerini bilmiyor. Amerika'dakiler de. Ama Afrika'da bilen birilerini bulabilirsin. He Thomas? Thomas çok iyi bir ilkeldir. Eğitimsizdir, beklentileri yoktur ama ne yapacağını bilir. Öyle değil mi oğlum? Gördüğünüz gibi Bayan Marcello, amcam uşak sorununu benzersiz anlayışıyla çözmüş biridir. Uşaklarına köpek, köpeklerine uşak gibi davranır. Evet, bunu ona bakarsanız görürsünüz Bayan Marcello. Şu narin ellere bakın, kadınları baştan çıkarmak ve jaguar kullanmaktan başka şeye yaramazlar. Bunları sen de hala yapmak istemez miydin amca? Durma, gül hadi, sulu çocuk, babandan hiç farkın yok. Onun gibi yaşarsan onun gibi ölürsün, meteliğe kurşun atarak. Bay Richmond, bana daha fazla ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum. Çünkü eliniz iyileşti. İzin verin buna ben karar vereyim Bayan Marcello. Ben söylediğim zaman gidersiniz. Ama bana ihtiyacınız olmadı. Daha yararlı olacağım başka bir yerde olmayı tercih ederim. Kusura bakmayın. Kasvetli şehirli anlayışı dedikleri bu olmalı. Bana bakmak sence daha karlı bir iş değil mi? Ben her hastamdan aynı ücreti alıyorum. İki yüzlülük etmeyin Bayan Marcello. Size 10 misli fazlasını ödeyebileceğimi çok iyi biliyorsunuz. Sakıncası yoksa bayım. Ben sadece normal ücretimi talep ediyorum. Bunu göreceğiz. Burada kalıyorsun. Anlamaya çalışın. Karım yıllar önce öldüğünden beri bir kadının yokluğunu yaşayan biriyim. Gayet tabii ki makul bir kadından söz ediyorum. Sizin gibi biri için aşılmaz bir sorun olduğunu sanmam Bay Richmond. Gerçek anlamda birini bulmak mı? Benim gibi bir adam kendine makul bir kadın arkadaş nasıl bulabilir? Postayla birilerine para mı göndereyim? Listeden uygun bir kadın seçmelerini mi isteyeyim? Hiç kolay değil. Dikkatli olmak kesinlikle şart. Ama sizden çok memnunum Bayan Marcello. Her yönüyle sizden memnunum. Buna sevindim. Mükemmel bir yemekti. İyi geceler. Evet, şimdi hemen odanıza gidin Bayan Marcello. Ve yarın sabah o üniformayı yakın. Güzel ve çekici bir kadın görünümüne bürünün. Gösterişli, alımlı ve diri. Duydunuz mu? Giden gitti artık. Her şey bitti ve geride kaldı. Ama henüz tam olarak bitmedi. Öyle değil mi amca? Evet. Anthony, konuşabilir miyiz? Bir dakika. Seni beğeniyor. Ona karısını hatırlatıyor. Öyle mi? Buraya bunu söylemeye mi geldin? Aslında davranışları için özür dilemeye geldim. Bazen kaba olabiliyor. Bunun için gelmene hiç gerek yoktu. Kalacağını umarım. O hasta bir adam. Başka hemşireler de var. Senin gibisi yok. Kalmanı istiyorum. Kadınlar her istediğinizi yapar mı Bay Richmond? Çoğu zaman. Oturabilir miyim? Hayır. Teşekkür ederim. İlginç bir kız olduğunu düşünüyorum Maria. Birçok kişiliğe sahip biri gibisin. Öyle mi? Ben sadece birini biliyorum. Bana da söz et biraz. Ne görüyorsan o. Çok güzel ve hırslı. Artık değil. O halde neden İtalya'dan ayrıldın? Güneydeki o kasabalar turistler için çok güzel. Ama fakir halk için cehennemden farksız. Orada kimsem yoktu. Ben de İngiltere'ye geldim. Daha iyi bir yaşam için. Evet. Bulabildin mi peki? Hayır. Henüz değil. Hayır. Daha fazla anlatmak istemiyorum. Çok fazla şey söylemedin. Maria. Kalacaksın değil mi? Lütfen artık gidin Bay Richmond.
Çekici bir erkeksiniz ama ben ilgilenmiyorum. Sizinle de amcanızla da. Buna üzüldüm işte. Çünkü ikimiz de senden çok etkilendik. Fenton, Thomas, çocuklar. Otur oğlum, otur. Otur dedim mi otur. Efendim? İstediklerimi köpeklere siz gösterin. Ama efendim? Eğil Thomas, eğil hemen. İşte böyle. Sana tekmeyi basmışım gibi. Ama bu gerçekten çocukça bir şey. Şimdi sen Fenton, kardeşinin üzerinden atla. Seni taklit edecekler. Evet işte böyle. Çok iyi Fenton. Gel bakalım Jacko. Seyret o sersemi. Seyret Jacko. Hadi hadi atla. Hadi. Aha. Bu iki kardeş birbirlerine ve bana bağlıdırlar. Hadi çocuklar. Hadi Fenton. Hadi bakalım. Ama bu acımasız. Acımasız ve anlamsız. Tamam, şimdi de Rolo denesin. Evet böyle. Tekrar dene. Atla. Çok iyi Jacko. Oh, durma Fenton. Gerizekalı. Yeterince gördüm. Hoşçakalın Bay Richmond. Çekimi iş yerime gönderin lütfen. Bu ne cüret? Geri dön aptal kız. Onlara bunun için para veriyorum geri zekalı. Aptal kadın. Ne yaptığını sanıyor? Onlar bunu seviyorlar, seviyorlar. Sorun nedir? Buradan gidiyorum. Hemen. O bir canavar. Acımasız biri. İnsanlara pislik gibi davranıyor. Olanları gördün mü? Evet, gideceğini söylüyor. Geri getirmemi ister misin? Hayır, hayır. Hayır, başka birini bul. Bırak gitsin. Onu geri getir. Dönmesini istiyorum. Sürpriz. Hayır. Geleceğini biliyordum. İçeri gel. Demek yalnız hayatın burada geçiyor. Evet. Foxhurst'a hiç benzemediğini biliyorum. Hayatında kimse yok mu? Şimdilik yok. Geleceğimden neden o kadar emindin? Çünkü benden bir şey istiyorsun. Ben mi? Tam tersi olmadığına emin misin? Ardından koşulmayı seven birisin. Beni tanıdığını sanıyorsun. Uzun zaman boyunca senin gibi birini aradım Maria. Benim gibi? Evet. Senin istediklerini isteyen birini. Ne istiyorum peki? Richmond'lar çok zengin bir ailedir. Sence servetimiz ne ediyordu? 1 milyon. 1 milyon mu? 50 milyona yakın. 50 milyon. Anlayacağım Maria, sen özünde çok saf birisin. İstiyorsun ama bilmiyorsun. Nasıl isteyeceğini bilmiyorsun. Bana ne söylemeye çalışıyorsun anlamadım. Şimdi bana neden geldiğini söyle. Sana bir teklifte bulunacağım. Bir evlilik teklifi. Seninle evleneceğimi düşündüren ne? Bu hoşuma giderdi ama hayır. Evleneceğin adam ben değilim. Amcam. Bilmiyorum. Yani yapabilir miyim gerçekten bilmiyorum. O ürkütücü ve zalim. İnsani iletişim kurabileceğim biri değil. Hemşire olarak ona bakmaya hazırdın. Bir eş olarak talepleri bundan daha büyük ama daha kısa süreli olacak. Amcamın böyle olmasının geçerli bir nedeni var Maria. Yakında ölecek. Durumunu biliyorum. Uzun zaman yaşayabilir. Ya da hemen gidebilir.
Ondan neden bu kadar nefret ediyoruz? Babam ve amcam ortaktı. Ama onu tüketti, avladı ve yok etti. Hepsi para için yapılmış şeylerdi. Dramatik bir tarafı yok. Sadece zayıf olan çabuk düştü. Ama ben biliyorum. Babamın intiharı Charles Richmond için yeni bir zaferdi. Bunu öz kardeşine neden yapmak istesin? Karısından nasıl sevgiyle söz ettiğini duydun. Portresini gördün. Güzel kadınmış. O benim annemdi. Babamın dul eşi. Olamaz. Peki neden senin yanında tutuyor? Nefret ettiğini biliyor olmalı. Charles Richmond nefretten güç bulur. Tüm dünya senden nefret ediyorsa bu bir nevi güçtür. 2 ay önce vasiyetini yazdırdı. Nefretinin son jesti. Her şeyi hayır kurumlarına bıraktı. Oysa hayır işlerini aldırmaz bile. Bana kalansa sadece 20.000 pound bir para. Bu benim için bir servet. Zavallı şey. Hayır. Amcamın serveti, servet o. Gerçek servet o. Sen de bu yüzden onunla evleneceksin. Vasiyetini değiştirip her şeyi sana bırakacak. Hayal ettiğin her şeye sahip olacaksın. Seni doğru anladıysam tam olarak her şeye değil. 1.000.000 pound. Onu sana verdiğim için. Bu evliliği istiyorsan senden istediğim bu. Bu işi uzun zamandır planlıyordum. İhtiyacım olan tek şey doğru insandı. Ve şimdi onu buldum. Benimle evleneceğini nereden biliyorsun? Bu oynayacağımız bir kumar. Senden hoşlanıyor. Benden o kadar hoşlanıyorsa sana neden ihtiyaç duyayım? Zeki bir kadınsın tatlım. Ama Charles Richmond gibi birini elde etmek çok daha fazlasını gerektirir. Bu tek başına yapabileceğim bir şey değil. Yapabilirim. Beni karşına alarak mı? Sanmıyorum. Yardımımla bile hiçbir şey kesin değil. O ne yapacağı belirsiz, acımasız biridir. Bir hata bize her şeye mal olur. Bana güvenebileceğini nereden biliyorsun? Sanırım güvenebilirim Maria. Bunun bir iş görüşmesi olduğunu sanıyordum. Kayıt adı Jackson Müttefik Havacılık. Tarih 19 Haziran. Konu bölümündeki beceriksizlikler. Bana ne tür tedbirler aldığını bildir Charles Richmond. Bu bantı hemen büroya götür. Oh, bu sensin değil mi? Götüreceğiniz ilaçları hazırlıyordum. Geziler, tatiller, her şeyi hala iptal edebilirim. Size iyi gelecektir. Hiç biatla açıldınız mı Bayan Marcello? Hayır. Ama heyecanla bekliyorum. Son derece rahatsızdır. Hey, ne yapıyorsun? Yasak olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Doktor Mori size ne söylediyse onu yapacağım. Doktor Mori yaşlı bir kadın. Bak, iyi niyetli olduğunu biliyorum ama bu elimde kalan son birkaç zevkten biri. Anahtarı ver. Sadece bir kutu için. Bu söz konusu bile olamaz. Kimsenin bilmesi gerekmiyor. Bu ikimizin sırrı olsun. Size içmemeniz söylendi Bay Richmond. Kimse bana ne yapacağımı emredemez Bayan Marcello. Hiç kimse. Ne doktorlar, ne yardımcılar. Şimdi uslu bir kız ol ve o anahtarı bana ver. Sana her pro için 5 pound veririm. 20 pro var. Boşa zaman harcıyorsunuz Bay Richmond. Size bakmak için buradayım. Sağlığınıza kötü gelecek şeyleri yapmak için değil. Şimdi de bana kızdın. Rüşvet önerdiğim için. Kabalık ettim. Beni affettin mi? Elbette. Senden öncekiler para için her şeyi yapardı. Sen farklısın. Öğrenmem gerekecek. Bak. Beğendin mi? Çok güzel. Bu senin. Barış teklif ediyorum. Hayır Bay Richmond. Bunu kabul etmem mümkün değil. Hemen tak. Eğer su durmazsan geri verirsin. Bakın çok naziksiniz ama. Lütfen. Bunu güzel birinin takmasını istiyorum. Şimdi anahtarı o kilide sok ve proları dışarı çıkar hemen. Çok iyi bir insan olabiliyorsunuz Bay Richmond. Domuz gibi davranmayı seçmeniz neden? Thank you.
Biraz da pro alsak iyi olur. Southampton'la konuştum. Kaptan akşam demir almaya hazır. O bantları ofise gönder. Lanet kız, bayağı dişli biriymiş. Pro içmemi istemiyor. Burada bırakmak en iyisi. Ofisini aramamı ister misin? Hayır, gerek yok. O halde onunla konuşurum. Sıkı bir azar yeterli olur. İzin vermemekte haklıydınız Bayan Marcello. Bana 100 pound kazandırdınız. Çalışma odanda bir kutudan fazlasını tutarım. Ben sadece iyi niyetinizi sunuyordum. Mükemmel bir başlangıç yaptınız Bayan Marcello. Mükemmel bir başlangıç. Bay Richmond, sizin durumunuzda biri için bir pro ömrünüzden bir ay demektir. Unutmayın lütfen. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Ölümden korkmuyorum. Bana göre elinizde kalan küçük sermayeyi çarşur edecek kadar cesur birisiniz. Bulunduğunuz konumun amcama hakaret hakkı verdiğini hiç sanmıyorum Bayan Marcello. Eşyalarınızı arabaya götüreyim. Onu buradan göndereyim mi amca? Eğer tavsiyene ihtiyaç duyarsam sana haber veririm. Aferin oğlum, sen iyi bir köpeksin. Her şeyi hazırladım amca. Umarım. Beethoven. Neden uzakta oturuyorsunuz Bayan Marcello? Talimat verdiğinizi unutuyorsunuz Bay Richmond. Müziği dinle. Ne hafif, ne dingin, ne kadar zarif. Beethoven'ın sıkıcı biri olduğunu düşünürlermiş. Sakar, zevksiz, kaba biri derlermiş. Espriden anlamazmış. Asosyal biriymiş, insanlardan uzak dururmuş. Bir canavar olduğumu düşünmüyorsun, değil mi? Beni tehdit etmediğiniz zamanlar. İnsanlar tehdit edilmeyi sever. Gücü hissederek huzur bulurlar. Şikayet etseler bile bir şekilde huzur bulurlar. O da bende huzur bulurdu. Karınız mı? Natalie bana sadık biriydi. Beni asla ne sıkı ne de kaçık bir zengin gibi gördü, asla. Sadıktı. Bu uzun zaman önceydi. Bu yatı balayımız için yaptırdım. Sanırım eski kafalı biri olduğunu düşünüyorsun. Ama ben onu değiştirmeyi hiç istemedim. Seni sıkıyor mu? Tabii ki hayır. O zamanlar farklı biriydim tabii. Aktif biriydim. Sadece beynen değil. Natalie de müziği çok severdi. Çok güzel partiler verdik. O parayı tek şeye harcardı, müziğe. Diğer şeyler onu ilgilendirmezdi. Benimle servetim için evlendiğini söylediler. Ben de ne bulduğunu ancak Tanrı bilir. Ama bana sadık biriydi. Evliliğimiz boyunca bana sesini bir kere bile yükseltmedi. Benden hiçbir şey koparmaya çalışmadı. O çok sıra dışı biriydi. Şanslı bir adamsınız. Büyük acılar çekerek öldü. Narin bir ruh hastalık ve ölüme karşı savunmasızdır. Bu yüzden de anlamsız geliyor. Bana annenden söz ediyordu. Babamın zayıflığından sonra gücüne nasıl kapıldığından mı? Serveti uğruna onu nasıl sevdiğinden mi? Ondan söz ederken acı duyuyordu. Öldükten sonra söylediklerinden de söz ettin mi? Hayır. Bana her şeyi verdin ama tek bir şey almadın. Çok aptal bir kadındın.
Boş yere duygusallaşmayalım, tamam mı? Mutfağı devralmanız çok şeyi değiştirdi Bayan Marcello. Teşekkür ederim. Korkarım Bayan Marcello yakında yatıda ele geçirecek. Bu ne anlama geliyor? Hiç amca. Sadece hemşirelik görevleri neredeyse hiç yok gibi. Hamburg arıyor efendim. Kramer. Evet. Bakanla görüştün mü? Lanet anlaşma. Şartları en az onun kadar bilirim. Bana sorun yok dedin sanıyordum. Doğrudan şansölyeye mi gitmemi istiyorsun? Fabrikayı istiyorlar mı istemiyorlar mı? 24 saat içinde bir sonuç alamazsam projeyi başka yere taşıyacağım. Beni sonra ara. Götür şunu, tavuğu da götür buradan. Tabakları lütfen olduğu yerde bırakın. Amcamı duydunuz Bayan Marcello. Mutfakla benim ilgilenmemi söylediniz Bay Richmond. Bu doğru Bayan Marcello. Bu iğrenç kümes hayvanlarını sevmiyorum. Biliyor ama tavuk bizim için. Ben sizin için balık pişirdim. Hizmetkarların önünde benimle tartışmamanızı istemek zorundayım Bayan Marcello. Limana girer girmez aşçının işine son verin. Bunun onunla hiçbir ilgisi yok. Yemekleri ben pişirdim. Efendim? Emirlerime itiraz edilmesini istemiyorum. Konuklarıma da balık getirin. Ve hazır buradayken kaptan, biraz müzik verin. Güvertede ne yapıyor? Senden istediğimi getir. Git hadi. Başüstüne. Kaptan içeri girmenizi istiyor. Cehenneme gitmesini söyle. Hemen içeri girmezseniz sorumluluk kabul etmeyeceğim. Lanet olsun, bu yattaki tek cesur adam ben miyim? Seni düşündüren nedir? Gemimin güvenliği efendim. Bu benim gemim. Sen hemen dümene dön. Emirleri ben veririm. Suya düştü. Suya adam düştü. Suya adam düştü. Çıkarın. Çıkarın onu. Dayanmaya çalış. İmdat. Dayan Fenton. İmdat. Dayan kardeşim. İmdat. Hadi Fenton. Dayan kardeşim. Nerede? Onu göremiyorum. Hadi Fenton dayan. Dayan kardeşim. Dayan Fenton! Hadi kardeşim hadi! Size içeri girin demiştim. Neden götürmedin? Bu geminin efendisi sensin, öyle değil mi? Ben ne dersem onu yapar. Paniğe gerek yok. Kamaraya dön. Hala ne bakıyorsun? Bundan zevk aldım. Her anın tadını çıkardım. Seni canavar. Beni aşağı indirin. Dur! Onu kamerama götür. Şimdi dinle. Uyu biraz. Sabah bir şey kalmaz. Sabaha kadar burada mı kalacak bayan? Personel kamerasından daha rahattır. Ben salonda uyuyorum. Teşekkür ederim bayan. Neden onun için çalışıyorsun Thomas? Ülkemde büyük bir ailem var. Eve para gönderiyoruz. Para kazanmanın başka yolları da var. Bu kadar basit değil. Tanıdığım herkes Bay Richmond'ın bakır madenlerinde çalışıyor. Bize söyleneni yapmak zorundayız. Ben değilim.
Bizden ayrılıyor musunuz bayan? Evet, limana girer girmez. Tavsiyemi dinle ve sen de git. Kardeşini de götür. Açgözlüyüz sanırım. Hangimiz değiliz ki? Siz değilsiniz. Gitmeniz beni sevindirir. İyiliğiniz için. Ama sizsiz daha kötü olacak. İyi geceler bayan. İyi geceler. Kalamar! Taze kalamar! Kalamar! Taze kalamar! Buyurun! Taze kalamarlarım var! Buyurun, taze kalamar! Scusi! Ben kalacak bir yer arıyorum. Acaba odanız var mı? Sadece bir gece için. Burada turist yoktur. Oda yok. O otel mi? Otel. Beni götürür müsün? Çok uzak. Sana para veririm. Molto grazie. Señorita. Ah, grazie. Kimse yok mu? Yardım edebilir miyim efendim? Bir oda istiyorum. Tamam. Pasaportunuz var mı? Bu taraftan lütfen. Kalk. Hemen kalk ve giyin. Geri dönmeyeceğim. Kalk. Geri dönmeyeceğim Tony. Başladığın yere geri mi dönmek istiyorsun? Kalan hayatını böyle mi geçireceksin? Hemşireyi oynayıp bir garson parçasıyla mı evleneceksin? Bir anlaşma yaptım. Yapamayacağım. Kusura bakma. Yapacaksın. Ben seni buldum ve seni başka seçtim. Başka birini bul. Milyonlarca ben hemşire var. Ben seni seçtim. Var. Seni sen olduğun için seçtim. Geri döneceksin. Hayır. Artık ondan uzağım. Benden de uzak mısın? Benden de kurtuldun mu?
Kolumu acıtıyorsun. Nelerden vazgeçtiğini biliyorsun değil mi? Foxhurst ve diğer her şeyden. Ondan vazgeçiyorum, Richmond'dan. Bu uzun sürmeyecek. Benim için fazla uzun. Kusura bakma Tony, bu iş bitti. Peki ya ben? Maria. Bizim için de mi bitti yoksa? Seni aşağıda bekliyor olacağım. Güle güle Tony. Beni geri istiyorsa gelip beni almak zorunda. Şahse. Buraya. Hemen. Bugün. Gelmeyecek. Gemiden ayrıldığını bile bilmiyor. O halde söyle. Bu oyunu böyle oynayamazsın Maria. Richmond'da asla. Benden geri dönmemi istedin. Kabul. Onu buraya getir. Bekliyor olacağım. Ya gelmek istemezse? O zaman biter. Ve bu konu kapanır. Şafak'la birlikte Palma'ya demir atıyoruz. Kaptana kızlar gibi sızlandığını söyle. Bayan Marcello'ya da akıllı olmasını söyle. Onu beklemeyebilirim. Bayan Marcello'ya mı? Bayan Marcello yattan ayrıldı. Sahi mi? Muhtemelen alışverişi... Yalancı! Ondan dönüyorsun değil mi? Söyle değil mi? Evet ona gittim. Geri dönmeyecek. Geri dönecek. Blöf yapıyor. Geri dönecek. Ben o kadar emin olmazdım. Ona nasıl bir çıkar önerdin sen? Hiç. Sizin için anlamını iyi bilen biriyim. Benim için bir anlam taşımıyor. O sadece hemşirem. O halde sorun yok demektir. Onu buraya getir. Getireceğim amcam. Sence tüm kadınların istediği bu mu? Değil mi? Onu istiyorsunuz ama elde edemiyorsunuz. Edemem mi sanıyorsun? İstesen bile elde edemem mi sanıyorsun yani? Eminim elde ederdiniz. Hayır. Hayır, o da diğerleri gibi. Lahnet kadın. Tek düşündükleri... Hayır. Canı cehenneme. Kaptana söyle, tamirat biter bitmez buradan demir almak istiyorum. Şimdi git. Git dedim. Kaptan! 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 Efendim, demir almaya hazır. Hayır kaptan, karaya çıkıyorum. Şimdi mi efendim? Hemen şimdi, çocuklardan birine. Ben de seninle geleyim. Sen abi. Çocuklardan biriyle burada kal. Ben götürürüm efendim. Ona yerini söyle. Thank you.
Evet. Benim bayan. Thomas. Bay Richmond aşağıda sizi bekliyor. Bayan, dönecek misiniz? Otur. İçki? Çok sıcak. Hayır, teşekkür ederim. Kamyonet çok kötüydü. Peki hala bunu nasıl açıklayacaksın? Yattan neden ayrıldın? Nedeni ortada sanıyordum. Fazla hassassın. Çocuk dikkatsiz davrandı. Onu az kalsın öldürüyordun. Ve bunu izlemekten zevk aldın. Bayan Marcello. Erkeklerle ilgili bilmediğin şeyler var. Hasta bir erkek, parasız bir erkek, senin gibi bir hemşirenin anlayamayacağı şeyler. Anlamak istediklerini memnuniyetle anlatırım. Neden böyle biri olduğumu, insanlara neden böyle davrandığımı. Daha sonra utandığımı kabul ediyorum. Daha sonra mı? Evet, daha sonra. Dinle. Bunu konuşmanın anlamı yok. Neden geldiğimi biliyorsun. Dönmek için ne istiyorsun? Özür dilemeni istesem çok şey mi istemiş olurum? Sana para vereyim. Bunu daha önce de denedim biliyorsun. Yani her defasında sözlerim daha bir geçersiz. Mütevazı olmayı başarmak zorundayım. Hayır. Bu sana nasıl bir çıkar sağlayabilir? Belki de kadınlarla ilgili tam anlayamadığın bazı şeyler var. Belki. Sen sıra dışı bir kadınsın. Ve güzelsin. Aynı zamanda umut dolu ve iyisin. Özür dilemek yerine iltifat mı ediyorsun? Sıkı pazarlık eden birisin. Çocukluğumdan beri hiç... Ama hiç özür dilemedim. Babam, o da sıkı bir pazarlıkçıydı. Özür diliyorum. Teşekkür ederim. Geri döneceksin. Hemşire olarak ihtiyacım kalmadığında başka ne olur? Yere giderim. İhtiyaç olan bir yere. Bak, beni dinle. Benimle dürüst olmanı istiyorum. Seni tiksindiriyor muyum? Kabalaştığın zamanlar. Beni bu sandalyede görmek seni sinirlendiriyor mu? İlgisi yok. Peki param seni kızdırıyor mu? Sadece başkalarını incitmek için kullandığında. Yata geri döneceğimi söyledim. Bu sorularla kendini neden acı çektiriyorsun anlamadım. Belli değil mi? Hakkında ne düşündüğünü anlamak istiyorum. Hayatım boyunca kimseyle böyle konuşmadım. O halde şimdi de konuşma. Lütfen. Ama istiyorum. Benimle evlenmeni istiyorum. Ne dedin? Sence bu imkansız bir şey mi? Bana açıkça söylemeni istiyorum. Neden titriyorsun? Heyecandan mı? Korkudan mı? Ben korkuyorum. Yapma. İçmen doğru değil. Lütfen cevap ver Maria. Ben... ne diyebilirim bilmiyorum. Daha ne kadar yaşarım? Çok uzun değil ha. Pro içmesem bile. Şimdi yata geri döneceğiz, öyle değil mi?
Bu yüzükle iyi günde, kötü günde yanında olmaya söz veriyorum. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Görüşmek üzere. Amcan çok şanslı bir adam Anthony. Evet, onu mutlu edecek gibi görünüyor. Alır mısın? Gerçekten çok güzel bir kadın. Ama bir gecede yaşlanmayacak. Kırkına gelene kadar. Ah, haklısın. Bunu Richmond düşünsün. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Konukları sana bırakıyorum tatlım. Şampanyalarımı tüketen bu köpek balıklarına dayanamıyorum. Ah Charles, seninle geleyim. Hayır 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 hayır. Partiden ayrılmayı düşünme. Thomas, götür beni. Git hadi. Keyfine bak. Tebrik ederim. Tebrik ederim Charles. Çok güzel bir karın var. Sen miydin? Seni görmedim. Zenginlik sana yakışıyor Maria. Biliyor musun, onu zorlamakta son derece haklıydın. Suç işlemişim gibi konuşuyorsun. Benimle evlenmeyi o istedi. Pişman olacağını da sanmıyorum. Çünkü ona dürüst davranacağım. Umarım bu bana dürüst davranmayacağın anlamına gelmiyordur. Unutma. 1 milyon pound. Hatırlıyorum. Bana güvenebileceğini biliyorsun. Balayım nedeniyle sabırlı olmak zorundasın. Evlilik sadece ilk adımdı Maria. Eğer onu mutlu edersem gerisi de gelecektir. O da şimdiden çok farklı biri. Bu gece dikkat ettin mi? İlk defa kaba değildi. Onu gerçekten mutlu edeceğim. Evet. Peki ya benim yerim neresi? Aptallık etme. Sana karşı da dürüst olacağım. Evet. Affedersiniz efendim. Bay Richmond yarınki balık turu ile ilgili bilgi istemişti. Saat 10'da demir almaya hazırız. Teşekkür ederim kaptan. Bayan Richmond iletir. Tamam. Merak etme, bir şey gördüğünü sanmıyorum. Görecek bir şey yoktu. Öyle mi? Yakaladım. Ne demiştim ben? Oh, bu bir canavar. Beni bayağı uğraştıracak. Sıkı tutun Maria. Yardım etsek iyi olur efendim. Evet, sana yardım edelim amca. Karışmayın siz. Kendi balığımı kendim çekerim. Dediğini yap. Lütfen Charles, bırak yardım etsin. Yardım istemiyorum. Çok güçlü efendim. Şimdi
Lütfen Charles, bırak gitsin. Buna değmez lütfen. Her zaman değer. Hırçın şey. Kaçmasına izin verdin. Bunu neden yaptın? Kendini öldürebilirdi. Evet. Ne düşünüyorsun? Yeğenim mi yoksa sekreterin olarak mı soruyorsun? Bana onaylamadığını mı söylüyorsun? Oldukça çarpıcı bir belge. Zekice düşünülmüş. Kişisel servetini ona bırakıyorsun. Hala mutlu olmadın mı? Paranı iki misli artırdım. Hala yeterli değil mi? Fazlasını mı istiyorsun? Her şeyi mi? Hayır. Sonunda her şeyi hak eden birini bulmana sevindim. Evdeki köpekler hariç tabii. Şahitleri çağır. Maria, güzelim tenini fazla yakma. Buraya geliyorlar. Ben hala hata yaptığını düşünüyorum. Benimle param için evlendiğini sanıyorsun. Sen ne sanıyorsun? Seni şaşırtmama izin ver. Benimle cinsel gücüm için evlendiğini hiç düşünmedim. Ama benden hoşlanıyor. Söyleyeceğin hiçbir şey bunu değiştiremez. Benden hoşlanıyor. Günaydın efendim. Pekala. Bunları imzalayın. İkiniz de. Şahit olarak imzalıyorsunuz. Neden biraz daha beklemiyorsun amca? Her şeyi bu kadar çabuk ona bırakmak bence büyük hata. Onu çok az tanıyorsun. Bu kadar aceleci olmak sana göre değil. İmzala. Şimdi sen evlat. Tamam. Siz yata dönebilirsiniz. Bir daha beni sakın utandırma. Duydu mu beni? Bir daha asla. Eve döner dönmez bunu avukata götür. Nereye gidiyor? Denizde yüzmeyi tercih ediyor. Suya yalnız girmesini istemiyorum. Bence o iyi bir yüzücü. Hayır, bu sularda yalnız yüzmek tehlikelidir. Onunla git. İstediğini aldın. Oh. Artık risk alamayacak kadar değerli birisin. En azından kocam böyle düşünüyor. Seni bana bakman için mi gönderdi? Evet.
Hem sana haberlerim var. Yaptı. Vasiyetini değiştirdi. Şimdi mi? Ciddi misin? Hem de itirazlarıma rağmen tanıklar da imzaladı. Artık her şey senin. Ah, bu harika. O halde kazandık. Tam olarak değil. Vasiyeti İngiltere'ye döner dönmez avukata onaylatmak zorundayım. Ama oraya kadar ihtiyara iyi bak, tamam mı? Bunu zaten yapacağım. Dün oltayı kesmekle onu çok etkiledin. Sana tuhaf gelebilir ama onu düşünüyordum. Kendine zarar vermesinden korktum. Vasiyetini değiştirmeden önce demek istiyorsun. Hayır, öyle demek istemedim. Bayan Richmond'u oynamak hoşuna gidiyor, öyle değil mi Maria? İstediğin buydu, öyle değil mi? Akıllı kadın, ihtiyarın parasını aldı, şimdi genç olanla eğleniyor. Sana adil olacağımı söylemiştim, ikinize de. Merhaba tatlım. Merhaba. Rahatsız etmiyorum ya. Hayır. Bu cihaz Milano'dan geldi. Birkaç şey kaydediyordum. Yalnız kaldığımda yaptığım bir şey. Ne olduğunu söyleyebilir misin? Beethoven mı? Evet ama ne? Tahmin yürütemediğimi biliyorsun. Fidelio. Hayat dolu bir eser. Kıpır kıpır. Sadık bir eşin hikayesi. Fidelio. Ne biliyor musun Maria? Gençken tek istediğim kondüktör olmaktı. Bu işte iyiydim de. Ama babam farklı düşündü. Beni uzaklara alışverişe gönderdi. İstediğim her şeyi satın alıp eve döndüm. Ve her istediğimi alabilmek zamanla alışkanlığa dönüştü. Senden hoşlanıyorum Charles. Hem de çok. Sana inanıyorum. Evet, hoşlanıyorum. Mükemmel. Şimdi biraz uyu. Yarın eve dönüyoruz. Bu gece güzel bir uyku çek. Beni düşündüğünü görmek çok güzel. Elbette düşünüyorum. İngiltere'ye dönmek güzel olacak. Orada olmak bana çok daha huzurlu hissettiriyor. Bu hep böyleydi gençliğimden beri. Nedenini bilmiyorum. Tabii o zamanlar yürüyordum. Yollarında yürüyordum. Orayı sevmeni istiyorum. Foxhurst artık senin. Uzun, boş, açgözlü bir yaşamda elde ettiğim en güzel şey. Orada benim gibi yalnız bir hayat sürmeni istemiyorum. Hayatın tadını çıkar, keyfini sür. Seni mutlu etmesini sağla. Mutlu olman için ısrar ediyorum. Ah Charles. İnsanlara mutlu olmalarını emredemezsin. Ama ben mutluyum. Gerçekten mutluyum. Bunu uyanınca içersin, tamam? Hadi şimdi öyle durma. Bir an önce uyumaya bak. Nasıl istersen. Hemşirem sensin. Ben karınım. Evet, karımsın tatlım. Karımsın. Maria, söylemek istediğim bir şey var. Bu son birkaç hafta çok mutluydum. Yıllardır hiç olmadığım kadar. Sana minnettarım. İyi geceler.
Günaydın Thomas. Bugün erkencisiniz bayan. Yani bayan Richmond. Evet, uyku tutmadı. Limana ne zaman varırız? 1,5 saat sonra. Bay Richmond'ın kahvaltısını ben hazırlarım. Günaydın bayan. Kahve iyice pişsin istiyorum. Bırak kaynasın. Tamam. 2 yumurta koy. Hı-hı. Tavanın üstünü kapat, yumurtalar soğumasın. Peki bayan Richmond. Bay Richmond İngiltere'ye döndüğümüz için çok mutlu. Gerçek bir İngiliz kahvaltısı hazırlamak istiyorum. Günaydın Charles. İngiltere kıyıları görünüyor. Kahvaltın için omlet pişirdim. Ne diyorsun Charles? 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 Tony! Merhaba. Ölmüş. Charles ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Tanrım ama nasıl? Abi bilmiyorum. Kahvaltıya haber vermek için kamerasına gittim. Gözleri açıktı ve bana bakıyordu. Öldüğüne emin misin? Baygın olamaz mı? Ölmüş diyorum. O halde çok geç. Vasiyet geçerli değil. Avukat henüz onaylamadı. Tek kuruş alamayacaksın. Aylarca boşuna bekledik. Tüm o paralar... Ulaşmamız an meselesiydi. Saatler kalmıştı. Dur biraz. Öldüğünü kimseye söyledin mi? Hayır. Emin misin? Evet, doğrudan sana geldim. O halde hala bir şans var. Ne? Hadi çabuk. Çık, hadi. Ölmüş bu doğru. Hiçbir bir şey hissetmiyoruz. Ne hissetmeliyim? Kaptana haber vereceğim. Hayır. Şimdi beni iyi dinle. O ölmedi. Parayı istiyorsan o yaşıyor. O hala yaşıyor. Ama bunu herkese öğrenecek. Kimse bilmeyecek. Şimdi mutfağa git ve kahvaltısını hazırla. Sonra buraya getir ve bir süre burada kal. Tony hayır. Çocuklara yorgun olduğunu, uyumak istediğini söyle. Sonra salona yanıma gel. Ama bu kapıyı kilitlemeyi unutma. Tony. Hala başarabiliriz. Tamam mı? Evet. Gülümse. Gergin görünüyorsun. Ne yapacağız? Dediğim gibi, hala yaşıyormuş gibi davran. Bunu nasıl yaparız? 2 saat sonra limandayız. Karaya çıkacak.
Ama evlilik, geziler, her şey onu çok yordu. Kimseyi görmek istemeyecek. Vasiyetini Londra'da onaylatacağım. Sonra evinde kalp krizinden ölecek. Ama doktor anlayacaktı. Hayır, doktoru ben ayarlarım. Belli bir ücret karşılığı Foxworth'te öldüğünü onaylayacak bir doktor. Peki yattan nasıl çıkaracağız? Tekerlekli sandalyesiyle. Limanda bir araba bekleyecek. Hayır, bunu yapamayacağım. Dinle. Parasını almanı o istedi. Dediklerimi yaparsan bu dileğini gerçekleştirebilirsin. Kamerasına git, sonra ben de gelirim. Unutma, kapıyı hep kilitli tutacaksın. Giysileri. Giysileri Maria. O yaşıyor Maria. Yaşıyor. Gemiden indirmeme yardım etmen gerekecek. Hayır, ben gümrükte olacağım. Bunu yalnız yapamam. Buna gerek de yok. Thomas yardım edecek. Anlayacak. Başını dik tutarsan anlamaz. Bunun bizim için anlamını düşün. Sadece limandan eve kısa bir yolculuk. Odasına girer girmez kapıyı kilitle. Doktor hariç kimseyi içeri alma. Doktoru en kısa sürede getir. Tamam mı? Bana içki ver lütfen. Sana söylediklerimi sakın unutma, tamam mı? Hazırlıkları bitirin. Acele edin. Alıntı biraz daha san. Konuşmanı istemiyorum Charles. Hava çok soğuk. Çiseliyordu. Ağzını kapatalım böyle. Evet, şimdi oldu. Merak etme Charles. Yapabilirim.
Şimdi daha iyisiniz ya efendim. Teşekkür ederim kaptan. Konuşmasını istemiyorum. Her şey hazır bayan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey yolunda mı amca? Konuşmamasını söyledim. Hava buz gibi, üşütsün istemiyorum. Evet haklısın. Arabayı alın. Tamam, acele edin. Limanda. Anlaşıldı. Bana bir sigara ver lütfen. Ateşin var mı John? Bay Richmond sigara içecek. Çakmağımı diğer cekette unutmuşum. Evet efendim. Getirdim amca. Ama... doktorun söylediklerini unutma. Teşekkür ederim John. Bayım. Bay Anthony Richmond lütfen. Ne zaman dönecek peki? Charles Richmond aradı dersiniz. Acil. Yemek arabasını alabilir miyim bayan? Bay Richmond uyuyor. Bir şey isterse haber veririm. Anlaşıldı efendim. Thank you.
Günaydın bayan. Evet, ne istiyorsun? Kahvaltı hazır. Aç değilim. Belki Bay Richmond yemek ister. Bay Richmond iyi değil. O halde doktor çağırmama izin mi? Doktora haber verdim. Her an burada olabilir. Gelir gelmez yukarı gönder. Ciddi bir şey olmadığını eminim. Sadece dinlenmesi gerek. Şoför aşağıda bekliyor. Bir emriniz olacak mı? Şu an değil. Teşekkür ederim Baines. Bay Richmond. Bulun o zaman. Bay Richmond'la konuşmak istiyorum. Onunla hemen. Bayan Richmond, adım Lomer. Kocanız için geldim. Aha, Tanrı'ya şükür. Lütfen içeri gelin. Ben de sizi bekliyordum. Gözlerini neden kapamadınız? Yapamadım. Dokunamadım. İngiltere'ye dün mü döndünüz? Evet. Kocanız ne zaman öldü? Yattı, limana girmeden önce. Sizce ölümüne ne neden olmuş olabilir? Kalbi. O hasta biriydi. Her an ölümle yüz yüzeydi. Onu buraya kim çıkardı? Uşaklardan biri. Bir şey anlamadı mı? Hayır. Uyuduğunu sanıyordu. Öldüğünü biliyorsanız onu neden buraya getirdiniz? Neden rıhtım ve liman polisine bildirmediniz? Ama siz bana bunları neden soruyorsunuz? Doktor Lomer, siz... Doktor Lomer mi? Korkarım bir yanlış anlama var. Beni Baines aradı. Ben doktor değilim. Polisim bayan. Ne? Günaydın Baines. Günaydın bayım. Bayan Richmond bekliyor. Bayan Richmond'ı görmeden önce sana sormak istediğim birkaç şey var. Elbette efendim. Yukarı çıkardığında Bay Richmond yaşıyordu dedin. Bundan kesinlikle emin misin? Evet efendim, uyuyordu. Uyuyordu. Yanılmış olabilir misin? Ölmüş olamaz mı? Hayır efendim. Bundan emin misin? Elbette efendim. Nasıl? Nefes aldığını duydum. Gerçekten duydun mu? İşitme güçlüğü çeken biri değilim. Kulaklarım son derece iyi duyar. Bay Richmond'ın odasına eşinden başka biri girdi mi? Sadece ben geldim. Yemek getirdim, sonra da tabakları almak için geldim. İki kişilik mi? Evet efendim, ikisi de yemeklerini yedi. Anlıyorum. Ne zaman endişelenmeye başladın? Dün sabah odasına çıktığımda Bayan Richmond içeri girmeme izin vermedi. Kahvaltı getirmemi de istemedi. Bay Richmond'ın hala sandalyede oturduğunu görebiliyordum. Yanlış bir şeyler olduğunu hissettim. Yanlış mı? Öldüğünü düşündüm ve sizi aradım. İzninizle efendim. Teşekkür ederim. Girin. Hala kocanızın yatta öldüğünü mü düşünüyorsunuz bayan? Evet, öyle. Kameraya girip ölüsünü bulduktan sonra ne yaptınız? Zille yardım istedim. Ha, kimse gelmedi mi? Hayır. Nedenini bilmiyorum. Ama zilin çalıştığını sanmıyorum. Peki neden kaptana gitmediniz? Kaptana gitmedim çünkü... Çok fazla üzgündüm. Anlıyorum. Bay Richmond'a karşı duygularınız neydi? Demek istediğim sizce anlaşılması kolay biri miydi? Onu anlamayı öğrenmiştim. Evlilik mizacını yumuşatmış mıydı? Görünen buydu. Zor biri olmaya devam etti mi? Bana karşı değildi. Mutluydu. Yaşamak isteyen mutlu bir adam. Bunu söyleyebilir miyiz? Yaşamak istiyordu. Ama durumunu da biliyordu.
Evlenmeden önce hemşiresiydiniz sanırım. Evet. Evlendikten sonra da bu görevi sürdürdünüz. Evet. Yani aldığı tüm ilaçları, sakinleştirici, şurup, uyku hapı ona siz verdiniz, başkası. Başka biri yok, hayır. Bilginiz olmadan ilaçlara ulaşması mümkün değildi. Hayır. Ve döndükten sonra kocanızın yanında sizden başka hiç kimse yoktu. Hiç kimse. Ona hangi ilaçtan verdiniz? İlaç vermediğimi söyledim. O ölmüştü, denizde öldü. Bu sizin sözünüz. Ama eğer burada öldüyse onu gören tek insan sizdiniz. Size söyledim, o yatta kalp krizinden öldü. Kocanız her nerede öldüyse kalp krizinden ölmedi. Zehirli sakinleştiriciden öldü. Bayan Richmond, kocanız öldürüldü. Öldürülmedi. Bu imkansız. Ama bu imkansız. Bunu yapmış olamaz. Resmen suçladınız mı? Henüz değil. Bayan Richmond'la ilişkiniz nasıldır? Gayet normal. Buna hala inanamıyorum. Ama amcanızla evliliğini onaylamadınız. Açıkçası başlangıçta evet. Parası için evlendiğinden korkuyordum. Anlıyorum. Evlendikten sonra ondan kurtulmak gibi bir şeyler sezinlediniz mi? Tanrı aşkına hayır. O kadar ki giderek daha fazla sevgiyle bakıyordu. Sizinle konuşmak istiyor. Buna bir itirazınız var mı? Hayır, elimden gelen yardımı yapmak isterim. Bize kocanızın ölümüyle ilgili söylediklerinizi tekrarlar mısınız? Tony, bana inanmıyorlar. Onlara yatta öldüğünü söyle lütfen. Bu doğru mu? Size söyledim. Tekrar eder misiniz lütfen? Amcam bu eve geldiğinde hayattaydı. Ama bu doğru değil. Bu korkunç olaydan sonra Bayan Richmond'ı hiç görmedim. Onunla biraz yalnız konuşabilir miyim? Pekala. Benim de şu aşamada Bayan Richmond'a başka sorum yok. Hala anlamıyorsun. Charles öldürüldü. Eve geldiğinde hayatta olduğunu söyledin. Ve şimdi de polis beni... Söylediğim buydu. Aksini söylediğini bilemezdim. Hikayemi bir anda değiştiremezdim. Hem onu neden odaya aldın? Gönderdiğin doktor olduğunu düşündüm. Beni neden aramadın? Beklerken aklımı oynatabilirdim. Onlara şimdi ne diyebilir? Cesedi yattan getirdiğimi nasıl açıklayabilirim? Olanları onlara anlatmak zorundayız. Ne demek istiyorsun? Herkesi hayatta olduğunu düşünmeleri için yanılttığımızı ve vasiyet onaylanana kadar doktor çağırmadığını. Ya öyle ya da avukatlarla konuşana kadar tek kelime daha... Ama Charles'ın zehirlendiğini söylediler. Benim yaptığımı düşünüyorlar. Çok saçma. Yaşaması için her nedenim vardı. Onu kim öldürdü Tony'yi? Bunu kim yaptı? Onu kim öldürdü? Onu bulacaklardır. Sadece gerçeği söyle, korkacak bir şey yok. Unutma. Ben yanındayım. Bayan Richmond için avukat görevlendireceğim. Siz bilirsiniz. Bayan Richmond, evden ayrılmamanızı istemek zorunda. Onu tutukluyor musunuz? Hayır. Ama burada kalması menfaatine olacaktır. Pekala. Avukattan buraya gelmesini isteyeceğim. Thomas. Evet efendim. Seninle biraz konuşabilir miyim lütfen? Çavuş Peters'a verdiğin ifadeyi okudum. Bay Richmond tekneden indiğinde yaşadığına emin olduğunu söylemişsin. Evet efendim, bundan eminim. Seninle konuştu mu? Hayır efendim, iyi değildi. Öldüğüne üzülmemiş gibisin. Sen ve kardeşin ondan nefret ederdiniz değil mi? Kolay biri değildi. Onu fark ettim. İfadene eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır efendim. Teşekkür ederim.
Bay ve Bayan Richmond'ın evlenmeden önceki ilişkileri nasıldı kaptan? Ondan nefret ederdi. Nefret ağır bir kelimedir. Bu nefreti hiç sergiledi mi? Bizim önümüzde küçük düşürdü. Ona bağırdı. Çalışanların önünde mi? Birkaç defa. Sonra karaya çıktı. Onu bırakıp gitti. Ama geri döndü. Bu nefreti işaret etmiyor. Bay Richmond geri getirdi. Rüşvetle diyebilirim. Evlilik rüşvetiyle. Belki. Evlendikten sonra ne oldu? Ona bağlanır gibiydi ama oynadığını biliyordum. Bunu düşündüren nedir? Çünkü Bay Anthony Richmond'la gördüm. Birlikte mi? Ne yapıyorlardı? Ona sarılıyordu. Sıradan bir sarılma mı? Benim gördüğüm Bay Anthony isteksizdi. Üzerine giden oydu. Gözünün onda olduğu belliydi. Anlıyorum. Bu zil nerede çalıyor? Mürettebat kamerasında ama kimse yok. Bir şey mi istemiştiniz? Hayır. Hayır. Değiştirdiği vasiyetin tanıklarından biriydiniz sanırım. Evet. Anthony Richmond'ın buna tepkisi neydi? Bayan Richmond olduğu için karşıydı. Bay Richmond'ın ondan emin olamayacağını düşünüyordu. Teşekkür ederim. Savunmasını üstlenmeyi hiç istemezdim. Kocanızı kıyıya getirdiğinizde insanların hala yaşadığını düşünmelerini istediğinizi söylediniz. Bunu neden yaptınız? Kocam Mallorca'da vasiyetini değiştirmiş. Tüm parasını bana bırakmıştı. Geçerli olması için burada onaylanması gerektiğini biliyordum. Bu iş bitene kadar da insanların yaşadığını düşünmelerini istedim. Biliyorum bu korkunç bir şey. Bunu biliyorum ama yaptığım şey bu. Doğruyu söylüyorum. Onu karaya çıkardım. Ve eve getirdim. Bütün söylediklerim doğru. Herkes eve geldiğinde hayatta olduğunu söylüyor. Hizmetçiler, şoför. Bu öyle düşünmeleri içindi. Anlamıyor musun? Ben anlayabilirim Bayan Richmond. Ama polis yalan söylediğinizi düşünüyor. Yalan söylemiyorum. Böyle bir hikayeyi neden uydurayım? Belki de bir nedeni var. Kocanız yatta öldürüldüyse bunu birçok insan yapmış olabilir. Bu evde ise sadece siz. Ama yatta öldü. Avukatım değil misiniz? Bana inanmıyor musunuz? Size yardım edeceksem olanlara her açıdan bakmak zorundayım. Ha, şu vasiyet hikayesi, bunu polise söylediniz mi? Hayır. Vasiyetle ilgili hiçbir şey söylemedim. Henüz değil. Yerinizde olsam söylemezdim. Neden? İngiliz yasalarına göre mirasın geçerli olması için onay gerekmiyor. Ne? İki kişinin tanıklığı yeterlidir ve buna Mallorca'da tanıklık edilmişti. Vasiyet o an itibariyle geçerliydi. Ama bu imkansız. Buna inanamıyorum. Hayır, hayır. Bu mümkün değil. Bir açıklaması olmak zorunda. Yanlış anlamış olmalıyım. Ama bana Londra'da onaylatması gerektiğini söyledi. Söylediği buydu. Bayan Richmond avukatlarla çalışma odasında. İyi günler. İyi günler. Vasiyet konusunda yalan söyledin. Neden? Vasiyet mi? Vasiyete ne olmuş? Bu baylar avukatlarım. Yardım etmek için buradalar. Onlara gerçeği söyle. Ne olduğunu anladığım zaman her istediğini söylerim. Ne söylememi istiyorsun? Ne mi istiyorum? Bunu birlikte planladığımızı söyle onlara. Plan mı? Ne planı? Artık rol yapman gerekmiyor. Beni nasıl seçtiğini, Charles'la evlenmemi nasıl planladığını anlat onlara. Ben bu evliliğe başından beri karşıydım. Evet. Evet ama bu beni istemesi için yaptığımız planın bir parçası. Hangi planın parçası Bayan Richmond? Parasına konmak için.
Anlamıyor musunuz? Benden Charles'la evlenmemi istedi. Vasiyeti benim yararıma değiştirmesi bunu için. Bunu neden yapmak istesin? Miras aldığımda ona 1 milyon pound verecektim. Anlamıyor musunuz? Hatırladın mı Tony? Ha, bu çok saçma işte. Ben vasiyete karşıydım. Yalancı. Size doğru söylüyorum. Kocanızı bu yüzden mi öldürdün? Hayır, öldürmedim. Ben öldürmedim. O yatta öldü. Ve beni o yaşıyormuş gibi karaya çıkarmaya zorladı. Yapmak istemedim ama beni buna zorladı. Bunu neden yapsın? Vasiyeti onaylatacak zaman kazanmak için. Vasiyetin onaylanması gerekmiyor. Bunu bilmiyordum. Bilmiyordum. Yatta öldüğünü biliyorsun. Neden onlara söylemiyorsun? Bunu nasıl söyleyebilirim ki? Eve geldiğimizde yaşadığını herkes biliyor. Arabada sigarasını bile yakmıştım. Sen yaptın. Onu sen öldürdün. Gerçeği biliyorum. Gerçeği biliyorum. Size tüm gerçeği söylemek istiyorum. O yaptı. Charles'ı o öldürdü. O öldürdü. O yaptı. O yaptı. İnanın. İnanın bana. Biliyorum. Bayan Richmond, kocanız Charles Richmond'ı öldürmek şüphesiyle tutuklandığınızı söylemek zorundayım. Söyleyeceğiniz her şey mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Amcamla evlenmesi için komplo kurduğum iddiaları inanılır gibi değildi. Oysa amcamı ısrarla uyarmıştım. Anlıyorum. İlk ifadenizde Bayan Richmond'la aranızda normal bir ilişki olduğunu söylemiştiniz. Bu aslında pek doğru değil, haksız mıyım? O aslında sizi çekici bulduğunu göstermişti. Bunu bize neden söylemediniz? Ben bu bilinsin istememiştim. Tanrı da biliyor ya, oldukça ısrarcıydı. Duygularına karşılık vermediğinizi sanıyorum. Peki neden? O çekici bir kadın. Elbette. Ama ben amcama çalışıyordum. O da karısıydı. Anlıyorum. Teşekkür ederim Bay Richmond. Sizi bir kere daha görmek istiyor. Bu şartlarda isteyip istemeyeceğinizi bilmiyorum. Sorun değilim. Onu göreceğim. Bunu ben ayarlarım. Sadece 10 dakikanız var. Gelmek zorunda olduğumu düşündüm. Yaşadıklarım için çok üzgünüm. Benim için doğru insandın o kadar. Başından beri planladığım bir şeydi. Tanıştığımız gündemdir. Aslında tanışmadan önce ihtiyacım olan insandın. Richmond insanları kullanmayı severdi. Ben de onu kullandım. Ve seni tabii. Kullandın da parasına konmak için bekleyemedin. Para için öldürdün. Bana ne kadar zevk verdiğini anlatamam. Aptal. Yapmak zorunda değildin. Senin için hissettiklerimi anlamadın mı? Sana inanmıştım. Bir gün hepsi benim olduğu kadar senin olacaktı. Sana güveneceğimi mi düşündün? Ya da başka bir kadını? Ona nasıl bağlandığını gördüm. Annemin bağlandığı gibi. Korkudan sinmiş bir sürtük gibi. Sana güvenmişti. Evet. Çünkü sana dünyanın en büyük servetlerinden birini sunmuştum. Gerçekten o kadar basit olduğunu mu düşündün? Ben artık para istemiyorum. Bunu şimdi biliyorum. Senin olsun. Al. Hepsini al. Bunu hak ediyorsun. Alacağım zaten. Anlamıyor musun? Sen mahkum olunca Richmond'ın tüm parası en yakın akrabasına kalacak. Bana. Şimdi anlıyorum. Oh, delisin sen. Artık biliyorum. Sen delisin. Hayır Maria. Bu kadar mükemmel bir plan güçlü bir akıl gerektirir. Ve bu da mükemmel bir plan.
Ölmemi istiyorsun. Ölmemi istiyorsun. Katil. Daha kaç hayat mahvedeceksin ha? Bu asla yanına kalmayacak. Asla, asla. Bana inanacaklar. İnanacaklar, inanacaklar. Ben masumum, masumum. Ben masumum. Ben masumum. Tamam, onu bana bırak. Yalnız bırak beni. Git buradan, defol. Ölmemi istiyor. Ölmemi istiyor. Jürinin değerli üyeleri, birkaç şey de ben söyleyeceğim. Sandan ifadesini hep birlikte dinledik. Her ne kadar renkli bir hikaye de olsa, kocasının aslında yatta öldüğünü ve vasiyetiyle ilgili teknik bazı zorunluluklar olduğunu düşündüğü için cesedini eve taşımaya karar verdiğini hepiniz duydunuz. Peki bu doğru mu? Yoksa bu hikayeyi kendi çıkarları için uydurdu mu? Tanıkların ifadelerini dinlediniz. Hepsi Bay Richmond eve geldiğinde hayatta olduğunu söyledi. Eve geldiği andan dedektif müfettiş Lomar Bay Richmond'ı sandalyesinde ölü bulana kadar kocasının yanında sadece Bayan Richmond vardı. Bay Richmond'ın eve geldiğinde hayatta olduğuna inanıyorsanız doğal olarak bundan tek sonuca varırsınız. Bu da sanık tarafından öldürüldüğü sonucudur. Tıbbi deliller ne yazık ki bize yardım etmiyor. Çünkü maktulün ölü bekletildiği süre ölüm saatiyle ilgili kesin bir sonuca varmamıza izin vermiyor. Yine de kabaca bir tahmin yapmak gerekirse, ölüm saatinin Foxhurst'taki evine vardığı gün olduğunu söylemek mümkün olabilir. Otopsi raporuna göre o gece Bay ve Bayan Richmond'ın yediği yemek maktul tarafından yenmemiş. Bu nedenlerden ötürü hangi delile inandığınıza siz karar vereceksiniz. Karar vermeden önce sizden sadece bu mahkemede sunulan delilleri göz önüne alarak karar vermenizi istemek zorundayım. Şimdi sizden bu görevi yerine getirmenizi istiyorum. Haberi aldık efendim. Sonuç korktuğumuz gibiymiş. Evet Baines.
oluyor. Burada ne yapıyorsun? Yardım ediyorlar Bay Richmond. Yardım mı? Dava kapandı. Yeni bir delil var. Sahi mi? Ne delili? Karardan sonra Thomas beni görmeye geldi. Bayan Richmond'un söylediği gibi amcanızın yatta öldüğünü doğruluyor. Bu çok saçma. İfadesini almıştınız. Doğruyu söylememiştim efendim. O ölmüştü. Bayan Richmond'u güvertede de görmüştüm. Sonra kamerasına inip perdeleri çekmiştim. Ve ölüsünü buldum. Onun öldürdüğünü düşünmüştüm. Yalan söylediği ortada, onu korumaya çalışıyor. Nedenini de biliyoruz değil mi? Biliyor muyuz Bay Richmond? Çocuğun ona taptığını biliyorsunuz. Onun için ateşe bile atlar. Yalan söyledi. Bugüne kadar. Yani onu eve getirdiğimizde ihtiyar ölmüş müydü? Bunu sizin bilmeniz gerekir. Pirosunu siz yakmadınız mı? Hayır, ben... Doğrusunu isterseniz... Siz de doğruları söylemediniz değil mi Bay Richmond? Öyle değil mi? Mahkeme ifademi kabul etti. Evet, etti. Ama şimdi yeni bir tanık var. Thomas mı? Yalancı bir tanık mı? Thomas değil, amcanız. Thomas bunu sözünü ettiğiniz gerekçelerle saklamıştı. Onu ima ettiğini düşündüm. Bayan Richmond olduğunu düşündüm. Sonra mahkemede tüm o yalanları dinledim. Zil, kimse sesini duymuyor. Zil'i sen kestin. Niyetini başından beri biliyordum. Kimseye ulaşamam. Kimseye söyleyemem. Ama kaydederim. Kaydederim. O Tanrım. Beni tükettiğini hissediyorum. Zehir. Zehir. Beni sen zehirledin. Bunu banda kaydediyorum. Sen beni zehirledin. Bant önemli değil Bay Richmond. Bunların hepsi yalan. Nesi yalan? Karısı çıktıktan sonra kamerasına girdiğin ve sakinleştirici ilaçla zehirlemen mi? Yardım istememesi için zili kestiğin mi? Thomas sabah kabine girdiğinde amcanı elinde mikrofonla ölü bulmuştu. Kullanılmış bant kaydedici üzerinde dönüyordu. Thomas Bayan Richmond olduğunu düşündü. Kaydı orada dinledi ve bantı aldı. Amcanın Bayan Richmond'u suçladığını sanıyordu. Oydu. O yaptı. O olabilirdi. Verdiğin tepkiyi görene kadar. Ama şimdi biliyoruz değil mi? Teşekkür ederim Thomas.